Evet, TV 264 izleyenleri, bir pazartesi akşamında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın daimi moderatörü Eren Kaytanbay Portekiz'de bir etkinlikte olduğu için programı ben sunacağım. Yanımızda da her zamanki gibi Fuat Koçer bizlerle birlikte. Evet Fuat abi, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın Metin'cim? Ben de iyiyim abi. Yoğun bir hafta geçirdik. Bir derbi sonrası bir gün geçirdik. Hareketli evet. De bir gündü, tepkili de bir gündü. Evet. Sağ dışı, sağ içi olaylar. Olaylı bir Marmara derbisiydi. Biz de bugün bunları konuşacağız aslında. Evet. Sağ içinde ve sağ dışında yaşanan olayları konuşacağız. Sonrasında yaşananları konuşacağız. Belki perde arkasında yaşananları konuşacağız. Evet. Enine boyuna artık ele alacağız konuları. Sen ne düşünüyorsun? Önce saha içinde yaşanan olaylardan başlayayım. Oyunun dışında. Şimdi saha içi olaylara şöyle söyleyeyim. Videodan izlediğim kadarıyla yorumlayacağım. Çünkü ben sahanın dışına çıkmıştım. Biliyorsunuz canlı yayın olduğu için erkenden çıkmam lazımdı. Biliyorsunuz saha dışı olayları biz de çektik dışarıda. Ya futbola yakışmayan şeyler tabii ki de. Ama sonuçta biliyorsun bu Kocaeli Spor ve Sakarya Spor'un arasındaki olan rekabet, bu derbi yıllardır olduğu için böyle şeylerin olması normal miydi? Bence değildi futbol adına, ama beklenen bir şey miydi? Şu an kime sorsan tabii ki beklenen bir şeydi. Ters bir skor olduğu için oldu bu ama bak. Sonuçta sen 2-0, 3-0 Kocaeli yenseydin bu kadar olacak olayların önüne geçerdin. Ama sen şimdi skor üstünlüğünle buradan 42 yıl sonra ayrılırsa zaten çoğu oyuncusu provokasyon yaptı, taraftara karşı hareketler. Biliyorsun çok sayıda su şişesi, yabancı madde, patlayan madde, adını sen koy neyse. Ya futbolun içinde Türkiye'de var bunlar. Şimdi çok böyle tıraşlamayalım sözleri. Futbolun içinde var mı bunlar? Var. Yani var diyebiliriz, var, evet. Var abiciğim. Maalesef var. Ki var ama. Var. Olmaması lazım mı? Evet, gerçekten olmaması lazım. Ama maalesef tansiyon sahanın içinde yüksek attığı için sağlıklı düşünemiyorsun o an. Sonuçta bir baskı var. Taraftar oradan bir şeyler söylüyor. Futbolcular birbirleriyle sahanın içinde didişiyor. Teknik adamlar birbirlerine laf atıyor. Dördüncü hakeme bir şeyler diyorlar. VAR hakemine bir şeyler diyorlar. Bunlar futbolun içinde var. Bu skordan dolayı oldu ama. Skordan dolayı. Yine söylüyorum. Biz sahanın içinde bugün farklı bir skorla Sakarya Spor sahadan ayrılsaydı bu olayların bu kadar olacağını düşünmüyorum. Tabii ki her camianın içinde farklı düşünen, farklı olaylara bakış açısıyla yorumlayanlar olabilir. Bugün gördüğünüz gibi mesela Kocaeli'ndeki yerel gazetelerin, yerel haber sitelerinin, web sitelerinin vermiş olduğu manşetlere bakıyorsun. Tahrik devam ediyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Tamam, bu tansiyonu yüksek bir konu ama ya dindirmek isteyen yok. Şöyle gidelim o zaman abi. Sen diyorsun ki evet, bu yaşanan olaylar maalesef ki futbolun içinde var, var ama abi, var. Şöyle değil midir? Futbolcular evet, o gerilimi en çok yaşayan sahadaki 11 kişidir. Evet, evet, kulübedeki futbolcular, teknik heyetlerdir. Hatta evet, yöneticilere kadar çıkabilir bu saydığım gerilimi hisseden. Evet. Gerçekten en uç noktalar, en uçlarda gezenler. O sahaya en yakınlar, sahanın içindeki kişilerdir. Ama dün sahanın dışında, hatta tribünlerde de diyebileceğimiz bazı insanlar o fitili ilk ateşleyenlerdi. Bunların futbolcu yakını olduğu iddia ediliyor. Bir diğer iddia da basın mensubu oldukları. Peki bu konuda ne düşünüyorsun? Evet, futbolcular sahada mücadele eden 11 insan, 11 adam o gerilimi en üst seviyeye çıkartırlar, yaşarlar. Benim bu konuda hiçbir tartışacağım ya da yadırgayacağım hiçbir durum yok açıkçası. Evet. Futbolcu o duyguyla yanlış hareketler yapabilir. Bunların hepsi de gerçekten futbolun içinde var. Evet. Tribünler de o ateşi bence en az futbolcular kadar hisseden, hatta onlara daha çok artı olarak yansıyan insanlar. Baktığımız zaman sahadaki 11 kişi de gidici. Kalıcı olan hep tribünlerdekiler. Peki bunlar futbolcu yakını ya da basın mensubu diyelim. Baktığımız zaman orada bir taraftar olarak değiller. Çünkü maç taraftarı, Kocaeli Spor taraftarına kapalı bir maçtı. Orada bulunan insanlar ateşledi fitili. Sen bu konu hakkında ne düşünürsün? Şimdi orada canlı yayında da ben söylediğim gibi farkındaysan tabii o kısma da geleceğiz. Bugünden beri bana yapılan yorumlar, mesajlar. Ya şimdi skor üstünlüğünü almışsın. Maç bitmiş. Ezeli rekabetten galip ayrılmışsın. Yani abi niye kaş kulaçıyorsun? Niye el kol hareketi yapıyorsun?
Niye laf atıyorsun? Niye tahrik ediyorsun? E sen şimdi Sakarya stadındasın. Biliyorsun bu Marmara derbisi. Yenmişsin. Yendin. Tamam, bin arabana git, yarım saat şurası. Git oradan sosyal medyandan yaz. Kendi sosyal medyanızdan, işte haber basınınız, basın yayın organlarından istediğin manşeti at. Zaten atıyorsunuz. Evet, oraya da geleceğiz. Yani orada şimdi benim duyduğum, ben çünkü dedim ya daha önce hemen indim canlı yayına bağlanacağımız için. Bir kaşkol açılma, bir lafla, bir hareket duydum ben ilk başta. E şimdi sen kaşkol açarsan Sakaryaspor tribünlerinde bunlar olur. Ya şimdi şunu düşün. Koca maraton tribünü niye protokolün oraya geldi ya? Neden geldi? Bana yani şimdi benim kısmıma da girebilirsin istersen. Yani şimdi bana bugünden beri linç ediyorlar beni. Ya şöyle açıklayayım bu durumu da. Sabah ofise geldiğimizden itibaren gerek işte maillerimizden WhatsApp ihbar hattımıza kadar ya da medyabar.com'daki yorumlara kadar Fuat abiye karşı, Fuat Koçer'e karşı bir tepki vardı. Aynı zamanda Eren abiye karşı da. O da Allah'tan buralarda değil. Dün maçtan sonra o da Portekiz'e gitti. Ne diyorsun abi o söylenenler, tehdit mesajlarından hakaretlere kadar? Sen nasıl yorumluyorsun bunları? Ya şimdi bak. Haklılar mı diyeyim? Çünkü ağzından çıkan bir kelime var. Tamam, ağzımızdan çıkanın biz arkasındayız. Ama şöyle arkasındayız. Camiaya demedik biz onu orada. İstersen sen ona bir açıklık bak, getir. Bak ben buradan açıklık getiriyorum. Ben buradan Kocaeli Spor camiasına böyle bir şey söylemedim. Sakarya Spor camiasına da söylenmesini tasvip etmem. Tabii. Ben gazeteciyim. Anladınız mı? Çünkü her camianın içinde bir iki tane çürük yumurta mı diyelim artık, ne diyelim. O koca camiaya yansıtamazsın sen bunu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yenmişsin, el kol hareketleri yapıyorsun. Bu görüntünün eveli var. O görüntüler de var. Tamam, madem ben, hadi diyelim ben bunu bilinçsiz veya bilinçli şekilde böyle bir şey söyledim. E niye o zaman maraton tribünü protokolün önüne geldi? Niye geldiler? Niye tomalar geldi? Niye biber gazı sıkıldı? Yani şöyle bir şey mi düşünüyor Kocaeli Spor taraftarları? Ha, hazır kaos çıkmış, ben de oradan kendime bir nemi alayım. Ya ne alaka ya? Ne alaka? Bizim programlarımızı izliyorlarsa ben kendi camiamı da eleştiriyorum, onları da eleştiriyorum. Kardeşim yenmişim, bas git. Bas git abi, bin arabana git. Nasıl geldiysen öyle git. E sonra güvenlik, bakıyorum güvenlik zafiyeti. Şimdi Sakarya Emniyeti'ni de kötülüyorlar. Sakarya Emniyet Müdürü'nün işte güvenlik tedbirlerini alamadılar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Nasıl güvenlik tedbirlerini alamadılar? Siz orada polisler olmasa, kolluk kuvveti olmasa 3. kata çıkmaya gelmişler. İçeri girdiler. Çevik kuvvet orada olayları bastırmak için biber gazı kullandı. Siz dua edin Sakarya Emniyeti'ne. Orada çok ağır, daha ağır şeyler olabilirdi. Ben gördüm çünkü. Birebir gözümün önündeydiler. Hatta görüntü de çektim. Nasıl olacak bu? Şimdi sen durup dururken biz yenildik. Ya ben spor yorumcusuyum. Ben futbolun içinden geldim. Ben futbolcuydum. Ben skora bir yendim falan. Öyle değil ki. Hani bunlar şey gibi düşünüyor ya. Kuyruk acısı. Ya şimdi şöyle bir şey var Metin. Senin karşında canlı yayındayız. Hani bu şeyden beri, maç sonundan beri oldu bu. Maç bitti. Çaptılar ya. Çıktılar oraya. Oradan başladılar hareket yapma. En son baktım kamera oraya çevirince bir şeyler daha yapıyorlar. Ben de böyle bir şey söyledim ama bunu camiaya söylemedim. Yine söylüyorum. Kendi camiamda da tasvip etmem. Burada bir iki kişi için Koca Sakaryaspor camiasını da kimse kötüleyemez. Ben burada bir iki kişiden dolayı Kocaeli Spor camiasına söylemedim bunu. Bunu burada bak altını çizelim. Olayları böyle Türkiye'de bu var. 700 tane cümle söylüyorsun. 700 tane cümlenin içinden 699'unu Şabi o tak cımbızdan çekiyorlar almak istediklerini. Pişir babam pişir. Ya biz bu işleri biliyoruz ki. Ben basının içinde olan biriyim. Ne yapmak istediklerini de görüyorum. Savcı beni çağırsa ne oldu yani, ne yaptık? Hani amaç ne biliyor musun? Kaosu derinleştirip bak hemen sunucuyu, spikeri, işte kanalı yaptırım cezai müeyyide. Ya bunlara kaçmayalım. Sen zaten skor üstünlüğünü almışsın, yenmişsin. 42 yıllık bir ezeli rekabetten ilk defa iç sahada galibiyet almışsın. Kaşkol açıyorsun. Küfür ediyorsun, el kol hareketi yapıyorsun. Kardeşim burası da Sakarya. Aynı coğrafyadayız. Burada yarım saat. Yani sizin kızgınlığınız veya sizin öfke kontrolünüz kadar bizim de var. Evet. Şöyle açıklayalım o durumu da. Maçın artık başlamasında dakikalar vardı. Basın tribününün hemen altında, basın tribünüyle birleşik bir grup Kocaeli Spor taraftarı diye adlandırıyorum. Çünkü taraftar gibi hareketlerde bunlar. Tabii ki Sakaryaspor basın tribününde de taraftarımsı hareketlerde basın mensupları vardı maalesef. Fitil aslında orada numaralının üst katıyla
tam maçın başlamasına 5-6 dakika kala o insanlar ateşledi. Orada el kol hareketleri, yanlış duymadıysam... Maçtan önce bir gerginlik oldu Metin. Oldu. Oldu, ben gördüm. Şöyle bir söz dolaştı ortalıkta. Hani birinci ligdeki son maçımız sizinle gibisinden... O da saçmaydı aslında. İkinci yarısı da var ligin. O da oynanacak ama biraz onlar gerdi ortamı. Sonrasında sahanın içinde, dediğim gibi sahanın içindeki olay zaten benim için çok normal. Taraftarın bu kadar yabancı madde atmasına tabii ki deneyeceğiz. Orası farklı bir konu ama futbolcuların bu gerginliği benim için böyle büyük bir maçta daha yumuşaktı diğer gerginliklere, sağ dışındakilere ve maç bittikten sonra o koridorda yaşananlar da ayrı bir kefeye koyulacak cinsten. Şöyle bağlayayım. Bu basın tribünde bulunan Kocaelisporlu taraftarlar. Bence yanlışı başta yapan kişiler onlardı. İşlerin bu kadar büyümesine sebep olan taraf da onlardılar. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Çünkü hem spor camiasında hem de iki kulübü ayrı ayrı baz aldığımızda iki kulübe de yakışmayan şeyler. Mesela Kocaelispor taraftarı dün galibiyetten sonra takımlarını karşılamak istediler. Takımlarını beklediler ama takımları maalesef taraftarıyla buluşamadı. Baktığımız zaman kazanılmış bir maç var. Büyük bir derbi kazandı Kocaelispor. Evet. Ama bu galibiyeti taraftarıyla kutlayamadılar. Sebebi sahanın içinde, sahanın dışında yaşanan olaylar. Evet. Yani ne yaparsak yapalım eksiğe gidiyor bu işler diye düşünüyorum. Bir daha da yaşanmaması gerek diyeyim. Yani doğru söylüyorsun ya, onlara ama da yazıyor yani. Hatta en büyük kayıp onlara oldu. Bu sadece Kocaelispor, Sakaryaspor'a özel bir şey değil ki bu. Ya evet, ben yani onu anlatmaya çalıştım biraz aslında. Türkiye'de bu var. Türkiye'de hocalık yapacak olan da, başkanlık yapacak olan da, futbol oynayacak olan futbolcu da bunu bilecek. Bunu bilecek. Şimdi Mesut Bakkal'ın, hani oralara da geleceğiz şimdi, teknik şeylere de geleceğiz. Şimdi taraftar küfür filan. Ya Türkiye'de Allah'ını seversen küfürün dönmediği bir stat var mı ya? Kavganın olmadığı bir stat var mı ya? Yani bunu şimdi Sakaryaspor'a, Kocaelispor'a, ona buna mal etmeyelim. Bunu şimdi bir sayarız var ya, burada şey almaz. Liste almaz, A4 kağıdı almaz. Ya bu var. Futbolun içinde bu var. Ama şöyle bir şey var. Bunu minimize edeceğiz. Her şeyi de kolluk kuvvetlerinden beklemeyeceksin. Şimdi bakıyorum ben Kocaelispor'un bugünkü sosyal medyalarına, işte Sakarya Emniyeti zafiyeti gösterdi. Ya ne zafiyeti gösterdi? Sen kaş kol açarsan emniyet ne yapsın abi? Sen şimdi bak, bir şey var. Gel var. Sen gelgelin ne olduğunu bilir misin? Şimdi ben sana kavga etmek isterim ama bir şey bulmam lazım. Gel. Geldin mi de ondan sonra bozulmayacak. Sen şimdi bana oradan el kol hareketi yapıyorsun. Ben ağzımdan bir cümle çıkıyor. Vay efendim, Kocaelispor camiasına nasıl dersin bunu? Kocaelispor camiasına demedim. Orada birkaç tane kendini bilmeze dedim. Sen bunu alıp pişirirsen, bu basın taktiği. Bu sosyal medya ve basının taktiği. Algı yapalım, hurra. Gelin topunuz gelin. Ben söylediğimin arkasındayım. Kendini bilmezler için dedim ben o cümleyi. Camiayı, kendi camiama da söylenmesini istemem. İstemem. Doğru mu? Kesinlikle haklısın. Ya oraya açıklaman da bence iyi oldu. Çünkü senin de az önce bahsettiğin gibi insanlar direkt cımbızlayıp söylediğin lafı direkt Kocaelispor... Türkiye'de oluyor bunlar. Oluyor. Türkiye'de oluyor. Kocaelispor camiası söylemişsin gibi yansıttılar. Fuat abi de gerekli açıklamasını yaptı. Peki Fuat abi, sahanın dışında da istenmeyen görüntüler vardı. Yine aslında bağlantılı konular bunlar. Evet. İlk önce o basın tribünden çıktı bu Kocaelispor taraftarları. Orada bir çevik kuvvet onları kontrol altına almaya çalıştı. Zaten arkasında onları orada fark eden numaralıdakiler bir nevi nasıl diyeyim, haberleştiler. Direkt o girişe doğru bir hareketlenme oldu. Zaten görüntülerde de... Evet, bunu ben hepsine yakındım. Ben zaten buradaydım. Mevcut. Burada şöyle daha, bak camlardan görüyor musun? Şimdi evet, evet. Bunu şimdi tabii tenzih ederim. Burada başkaları da olabilir. Yani bu camlardan hep böyle bir el hareketi, kol hareketi, bir tahrik oldu. Anladınız mı Metin? Ha, şu var. Futbolda yakışır mı bunlar? Yakışmayan görüntüler. Tabii ki yakışmayan görüntüler. Ama oldu bir kere. Sahanın içinde mesela. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kocaelispor'un yedek bir futbolcusu vardı. İlk olayda Ahmet Saat. Yani Sagat. Şimdi dönüyor. Böyle yapıyor taraftarı. Bak şimdi yiğidi öldüreceğiz, hakkını vereceğiz. Doğruyu konuşacağız. Kocaelispor kalecisinin günahı yok mu? Adama neler yapıldı? Arkasını dönüp taraftarımıza bakmadı bile. Yapmayan yapmıyor demek ki. Doğru mu? Doğru. Sen şimdi dönersen numaralıya,
şey maratona. Kardeşim buranın da bir şeyi var yani, bu taraftarın sonuçta biz Türkiye'de en gergin taraftar gruplarından olan bir yapı yani Tatangalar. E sen şimdi bu kadar bir taraftar kitlesine el kol oynarsan zaten maçın geçmişten gelen bir şeyi var. Husumet var. Husumet var. E sen şimdi hani her şeyi yaptınız. Ondan sonra vay efendim organize bir şekilde bize saldırdılar. Bir dakika, orada da duracağız. Buradan şimdi Kocaeli Spor Kulübü'ne de seslenmek istiyorum. Yaptığınız aslında açıklama talihsiz bir açıklama. Organize bir şekilde bize saldırdılar. Doğru mudur? Yapılan açıklama öyle. Doğru. Evet. Nasıl organize saldırma? Yani siz Sakaryaspor'u bir çete gibi mi veya Sakaryaspor Kulübü'nü bir çete gibi, tribünü bir çete gibi mi göstermek istiyorsunuz? Madem yanlış var, madem burada istenmeyen tatsız olaylar oldu, bunun üstüne siz daha da işi derinleştiriyorsunuz. Organize şekilde bize saldırdılar. Ne demek yani? Sakaryaspor Kulübü organize suç örgütü mü? Veya Sakaryaspor Tribünü organize suç lideri, lideri mi? Yani tribünü mü? Onu bırak. Siz her şeyi şimdi yapıyorsunuz. Yapıp bırak bir de kolluk kuvvetlerimizi de suçluyorsunuz, emniyetimizi. Siz dua edin Sakaryaspor Emniyetine buradan, Sakarya Emniyetine dua edin buradan. Daha ne yapsın size? O oldukları bölüme yanlış hatırlamıyorsam 10 kişi, 15 kişi mi, 20 kişi mi? Çok da abartmayalım. Bu işlerde biliyorsun böyle iddia, ganyan gibi. 15-20 kişi. O 15-20 kişi içeri girseydi ne olacaktı? Onların girdiğinden o barikat açılsaydı, onlar girdikten sonra arkadan da bir grup girecekti. Ya bir ara tel demir demir örgülerin kırıldığı, hani kırılmaya az kalmıştı. Ben gözümün önünde. Şu an görünüyor zaten. Aynen. Çoğunu ben çekmiş olabilirim bu görüntü. Tabii. Yok, bu benim görüntüm değil bu. Hı hı. Ben çoğunu çektim orada. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu grup oraya içeri girseydi ne olacaktı? Ya işte ya bir şey söyleyeceğim Metin. Bak, burada şimdi hurra yapıyor ya Kocaeli Spor. Şimdi hurra yapıyorsa diyelim. Şimdi polis niye burada biber kazı sıktı? Hadi taraftarımız suçlu. Sakaryaspor organize bir şekilde saldırdı. Ya Sakaryaspor organize bir şekilde saldırdı diyor ya Kocaeli Spor. O zaman burada emniyet niye böyle bir biber gazı sıktı? Demek ki olaylar o kadar kışkırttınız ki emniyet burada müdahale etti olaya. Abi herkesi kötülemişsiniz bugün ya. Emniyeti kötülemişsiniz. Sakaryaspor Kulübü'nü kötülemişsiniz. Bana saldırıyorsunuz. Taraftarımızla zaten yıllardır atışıyorsunuz. Hadi o kısmı biliyoruz. Taraftarlar birbirlerine videolarla gönderme yapar. O ona gönderme yapar. Ya bunlar futbolun içinde olabilir. Bunlar konuşulmaya değer şeyler değil bugün baktığımızda. Ama sorulan soru şu. Madem burada herkes suçlu, organize, Sakaryaspor organize suç örgütü diyelim. Taraftarlar organize suç tribünü diyelim. Ben de hadi diyelim bunların, onların gözünden aparatız biz. Bunlar da yayın aparatı. Abi Sakaryaspor Sakarya Emniyetine ne diyeceksin burada? Sakarya Emniyeti şöyle mi yaptı ya? Dur dedi ya. Durup dururken millete bir biber gazı sıkalım da tomalar gelsin mi yaptı? Kendi kendine mi yaptı? Bu olayların fitilini ateşleyenler kim? Sahanın içindeki futbolcular. Sahanın içinde futbolcular da var buna. Nasıl diyeyim sana? Zaten bu iş sahanın içinde başladı. Metin. Sahanın içinde başladı. Geleceğiz her şeye teker teker. Ya, sıra gidelim, atlamayalım. Şimdi sahanın içinde bir gerilim oldu. Şimdi bazı tepkiler de alıyorum anlatış şeklimden dolayı. Ya böyle kendini yırtıyor, azarlıyor. Hayır. Benim tarzıma takılmayın. Ben belki kendimi kaptırıp yükseliyorum, alçalıyor olabilirim. Benim ağzımdan çıkan cümlelerin manasına bakalım biz. Ağzımdan çıkan cümlelerin ne şekil verdiğine bakalım. Sen şimdi benim böyle elini kaçıyormuşum, kolunu açıyor, kabadayı gibi konuşuyor. Alakası yok. Beni yakın çevremdeki bilen insanlar bilir. Doğru mudur Metin? Doğru. Şimdi ben buradan Kocaeli Spor Kulübü'ne sesleniyorum. Herkes organize olduysa Sakarya Emniyeti de mi organize oldu? Yani bu görüntüler şu an izliyorsunuz. Sakarya Emniyeti bunu bilerek mi yaptı? Madem böyle bir organize şekilde herkes bekledi, adam gibi herkes birbirini dövsün, sövsün, yollayalım, biz de ikinci yarı bekleyelim. Bu mu? Biz bunları zaten tasvip etmiyoruz ki. Ben canlı yayındaki konuşmamda da bunu söyledim. Futbola yakışmayan görüntüler, futbolun içinde olmaması gereken şeyler dedik. Ben cümlemin başında şempaze cümlesini kullanmadım. Ama biz bir şey anlatırken telefon elinde bir şeyler yapıyor. Bir anlatıyor. Maçın bunun öncesi var, görüntülerin öncesi var. Ben sizi beklerken. Neyse bunu bu kadar bızıklamayalım. Artık bir yere kadar bunu getirdik. Anlayan anlamıştır. Benim açıklamam bu. Kardeşim. Yani senin o canlı yayında sarf ettiğin kelimenin açıklamasını yapman biraz da iyi oldu. Çünkü
gereksiz tepkiler alıyordu. Hem senin adına hem Metin'cim, bak, kurumun adına. Ben buraya çıkmasam, Sakarya Spor'la ilgili yorum yapmasam hiçbir şey yok. Tabii. Bak canım kardeşim, şimdi bu futbolda ne var biliyor musun? Bazı yorumladığın şeylerin marka değerini anlaman lazım. Buradan ben şimdi Mesut Bakkal'a sıçrayacağız yavaş yavaş. Bak kardeşim, bana bugün neden linç ediyorlar beni? Ya söylediklerinden, Sakaryaspor'u eleştirdiğinden. Tamam belki. Canım kardeşim, Sakaryaspor'u konuşuyoruz. Neden? Bizim burada konuştuğumuz cümlelerin hiçbir önemi yok. Biz Sakarya şehrinde 1,5 milyonluk veya bir resmi rakamı neyse bir tane ferdi biriyiz. Çok önemimiz yok. Bizi burada değerli kılan ne? Sakaryaspor'u konuşmamız. Sakaryaspor'u konuşmamız. Burada bizi değerli kılan ne? Buradaki yayın kuruluşunun ismi. Bunlar bizi değerli kılıyor. Yoksa burada yarın öbür gün sosyal linçeriz. Fuat gider, Ahmet gelir, Mehmet gelir. Burada bak, yemek çok kolay. Bu sistem öyle bir sistem var ki Türkiye'de, futboldan her şeye 10 saniyene bakar. Bir cümle tak, kes boynunu. Değil kardeşim, biz burada söylediğimiz şeyleri anlamak için, idrak etmek için bunun biraz kapasite lazım. Biz başka şeyler anlatıyoruz burada. Futbolun içinde olmaması lazım. Gelelim, konu dağılıyor yine şeye gidiyor. Şöyle devam edelim. İstersen başladığımızdan geriye, sahanın içine, yok, oyuna doğru. Şeyi, sözümü tamamlayayım. Tamam Metin. Buyur, buyur. Şeyi bağlayacaktım, uzattım biraz. Kusura bakma. Şimdi bizi burada değerli kılan Sakaryaspor. Evet. Sakaryaspor için biz burada linçliyoruz. Doğru mudur? Doğru. Bu neden? Camianın büyüklüğünden. Şimdi Mesut Hoca, sen Sakaryaspor'un hocasıysan, bu camianın hocasıysan, bu eleştirilere, bu küfüre katlanacaksın. Çünkü bu taraftar sana özel etmiyor. Bugün ben gelsem Sakaryaspor'un başına, başarısız mağlubiyetler serisi aldığımızda veya atıyorum futbol oynatmadığımızda takıma bana da ederler. Bir de şöyle bir şey var, tanıdığım eder, gözümün içine bakarak eder. Futbolda bunlar var. Stadın hangi statta küfür yok, hangi statta istifa yok, hangi statta işte tehdit yok, kavga yok, var. Var. Coğrafyamızın sertliğinden bu. Var, bu coğrafya sert. Kabul edeceğiz. Şöyle bağlayalım o zaman. Hocanın basın toplantısını verecektik, daha sonra gelecektik ama oraya sen girmişken istersen bir Mesut Hoca'nın basın toplantısını izleyelim. Tabii ki. Ondan sonra devam edelim. Zaten. Harala gürele bir maç. Yani derbi maçın oyunu, temposu, yani işte yani ben mi yanlış görüyorum ya bilmiyorum. Yani maçın hakikaten yorumu yok ya. Ya bu şekilde oyun oturtamayız. Ya bu şekilde olmaz ya. Bu şekilde gerçekten olmaz. Ya oyun anlamında olmaz. Ya kim ayağındaki her çok gergin bir ortam. Oyuncu grubu hata yapıyor. Karşı taraf da yapıyor, biz de yapıyoruz. Ama baktığınız zaman efendim. Ya abi, yani şöyle ortam, yani başa kim bozacak? Abi, oyun oynanmadı her takım içinde. Hakikaten ya, ben uzun yıllardır çalışıyorum, hiç ben böyle bir maç oynamadım yani ya. Ya gerçekten ya, kimse sezeşte bu şekilde oturamıyor. Bu şekilde destek tamam var. İnanılmaz bir taraftar grubu geliyor. Ya biraz oynayalım. Ya biraz müsaade. Herhalde bir, ya hep beraber bir savaş yaptık yani. İnşallah ceza almayız yani, ben de şey, oyuncu grubundan. Yok zaten bir avuç. Yok, lütfen biraz, yani o kadar zor şartlarda mücadele ediyoruz ki bir avuçuz. Ya desteğe ihtiyacımız var ya, bir avuçuz ya. Devreye kadar topladığımız kadar toplayacağız. Ama arkaya her döndüğümde çok özür diliyorum yani. Her döndüğümde ben küfür yemek zorunda değilim ki. Ya ben sizden biriyim ya. Ya ben buraya bir şeyler vermeye geldik yani. Dün çalışan bir hoca da değilim. 25 yıldır ben Süper Lig'de çalıştım ya. Tam rakibin istediğini yaptık aslında. Tam rakibin istediğini yaptık. Zararı bize oluyor ya. Ben o yüzden diyorum. Şimdi sahamız kapanacak belki. Seyircimiz ceza alacak. Oyuncu grubundan inşallah koridorda itişme kakışmadan bir şey olmaz. Ya inan 16 kişiyiz zaten. Ya 15-16 kişiyiz zaten. Evet, Mesut Hoca'nın da açıklamalarını dinledik Fuat abi. Hoca, evet. Senin de az önce söylediğin gibi taraftarın sürekli kendisine karşı söylediği sinkaplı laflardan bahsetti. Bunlardan şikayetçi olduğunu
söyledi. Ben sizden biriyim dedi. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Hoca zaten basın toplantısında sahada oyun olmadığını, iki takımın da ortaya oyun olarak, kalite olarak bir şey koymadığını söylemişti. Sonrasında basın toplantısının büyük bir kısmını taraftarın kendisine söyledi. O sinkaflı laflara ayırdı. Hocaya şöyle hak verdiğim bir kısım var. Evet, böyle bir maçta daha çok taraftarı arkanda destek olarak hissetmek istersin. Hoca bu konuda çok haklı. Niye? Taraftarın burada bir suçu yok. Bitireyim ondan sonra. Senin kurduğun takım futbol takımı oynarsa, ekip ruhunu sahada gösterirse, yenilse bile o azmi gösterirse, bu taraftar öyle bir taraftar değil. Ha, bitireyim abi ondan sonra söz sana geleceğiz, hepsine geleceğiz. Hoca daha çok kırgın olduğunu ifade etmek istedi ama şanssız tarafı bu kadar uzatmasıydı diyebilirim. Evet, Sakarspor taraftarı birçok yanlışın altına imza attı dün akşamki maçta. Orada da sana lafı vereceğim. Diğer tarafta Mesut Hoca'nın haklı olduğu yer, ben olsam ben de orada 20 bine yakın Sakarspor taraftarını arkamda küfrederek değil, destek olarak hissetmek isterim. Gerekirse düdük çaldıktan sonra. Sen ne dersin bu konuda? Bak işte, şimdi şöyle bir şey var. Biz baştan şunu söyleyeyim. Biz Sakaryaspor'a yeni yönetim Mesut Bakkal'ı neden getirdi? Neden getirdi? Soru cevap ilerleyelim. Kısa kısa sor, sen ben sana söyleyeyim. Ya tabii ki kötü giden bir Sakaryaspor tamam. vardı. Mesut Hoca'nın bir şekilde toparlamasını istedi yönetim. Tamam, Sakaryaspor dert ortağı aramıyor kendine. Derdinle dertlenecek hoca da aramıyor. Derde çözüm bulacak hoca arıyor, derdine. Biz yoksa öyle çok dertleşiriz. Oho, ben sizi yanımızda sanıyordum da, ediyordum da. Bak, yine benim dediğime geleceksiniz. Bu arşivde duruyor. Biliyorsun, izleyicimiz hassas. Her şeyi tak yakalıyor. Daha önce sana ne dedim Suat Kaya gönderildiğinde? Bak, bu takıma Mourinho'yu getirsem bu takımın kapasitesi belli. Doğru evet, mudur? Evet. Niye şimdi bu hocayı getirdik? Bir dakika. Peki. Neden getirdik? Çünkü Suat Kaya'nın oyun anlayışı belki yeni gelen yönetimi rahatsız etti, inanmadı. Dedi ki biz sana inanıyoruz, sen bu takıma geleceksin. Farklı bir oyun sistemi, farklı bir şahlanış yapacağını inandığı için bu yönetim getirdi. Sonuçta sen, ben de sizden biriyim diyorsun hocam da, aldığın para belli, sen bizden biri değilsin. Bizden biri olan, bir dakika. Abi öyle değerlendirmek... Bir dakika, bak başka bir şeye giriyorum. Bir dakika. Peki. Baş, kesme. Şimdi kardeşim bak, Kocaeli Spor bu futbolda bu ligin lideri mi? Evet. Lideri. Değil mi? Biz de düşme potasındayız. Bak çok enteresan bu sezon. Bu futbolda bunlar lider, biz bu futbolla düşme potasındayız. Biz şimdi olduğumuz yerde farklı bir şey mi istiyoruz? Bak canım kardeşim, bütün taraftar, bana yazanlar, işte tepkiler. Yenilsen bile futbol oynayacaksın, keyif alacaksın. Biz futbol oynamıyoruz. Kendi de itiraf ediyor artık. Diyor ki çok değişik bir oyuncu grubu, doğru mu? Bir öyle bir şey söyledi. Tam anlamadım. Futbolcularımı anlayamıyor mu dedi. Bir şey dedi. Kısıtlı bir kadrosu olduğunu söyledi tamam, aslında. Tamam ama bak canım kardeşim. Ne istiyorsun? Real Madrid mi? Türkiye'de hocalık ne biliyor musun? Bunu Sergen Yalçın da söylüyor. Mevzu bu takımlarda hocalık yaptırmak. Yoksa 400-500 milyonluk kadro kurmuşsun. Metin sen de yaparsın abicim. Alırsın yalandan bir tane akademisyen. Kaç kilometre koşuyorlar. Bir tane de böyle bu ligin daha önce tozunu yutmuş birini alırsın. Gel ya, yaparsın. Bunlar çok basit. Ama sen şimdi bu kadro diyorsun, bu kadro. Bak canlı yayında da söyledim. Liderlik başka bir şey. Ekip ruhunu kurmak başka bir şey. Elimizdeki malzemeyle devre arasına kadar böyle gideceğiz. Bu cümleyi kullanırsan futbolcudan verim alamazsın. Adam şunu düşünür. 4-5 ay sonra, 4-5 hafta sonra zaten beni kovacaklar. Beni yollayacaklar. Ne yapayım ben? Kendime oynayayım sahanın içinde. Bireysel oynamanın Sakaryaspor'un bireysel oynama konularından birisi budur. Takım ruhu, ekip ruhu. Bir kere bu cümleyi kullanılmaz ya. Bu ne demek biliyor musun? Ben bu cephenin komutanıyım. Bana bunu verdiler. Ben bu askerlere güvenmiyorum ama mermi atabildiğimiz kadar atacağız. Kimi vurursak. Abi olmaz. Yanlış. Sonra böyle yükselince ben bu bir kabadayı. Ya ne kabadayısı, ne şeyi? Ben futbolun içinden geldiğim için sahanın içini anlatmak zorundayım. Bugün bu olayların müsebbibi bizim futbolcu grubumuz. Kendi ev sahibisin, ev sahibi. Ezeceksin rakibi, hissedecek adam derbiye geldiğini. Bak Kocaeli Spor'la ikimiz aynıyız. Bunlar lider, biz
kümedeyiz. Futbol aynı. Sen futbolu izledin mi? Futbolu izledin tabii, mi? Tabii ki izledim. Ya arada fark ne biliyor musun? Kocaeli sporlu oyuncular topsuz alan, topsuz oyunda daha iyilerdi. Topu kaptırıyorlar, onlar da pas yapamadılar. Ya lider takım bu. Ya biz lider takım. Abicim bak ben lider takım gördüm. Lider takım gördüm ben. Lider takım. Ben bu ligin kralıyım. Futbolunu oynamadılar. Oynayamadılar. Ama ne yaptılar? Oynamadılar, oynatmadılar. Top kaybediyorlar, hemen 3 kişi basıyor Murat Cemal, Rayna Bite, Simon'a hemen. Nefes aldırmıyorlar. Ya canım kardeşim, beni yorumlarda yine delik deşik etmiş Kocaeli Spor taraftarları. 150 kiloluk marka o. Abi bak, çözümleme yapacaksın. Bu adam iri yapılı. Her şeyi hoca da söylemez sana. Bununla yan yana gidemezsin Erdi. Salih gidemezsin. Bu traktör pulluklar var ya, pulluklar. Bu pulluğu takar gezdirir sizi. Belli, adamın kemik yapısından belli. Şeyin, ne yapacaksın? Topa vurarak gidiyor. Çözümleme yap. Topu kısa kısa süremiyor. Kilosu var. Kantal. Bu ne yapıyor? Vurarak gidiyor. Ya adamla uğraşacağına topa odaklansan, kayarak gitsen gidemez. Gidemez. Bak yine söylüyorum sana. Futbol yoktu derbide. Evet. Yoktu. Futbol yoktu. Bam, güm, dam, dun. Ya şöyle bir şey daha var. Yani belki taktik gereği vermiştir Mesut Bakkal. Erdi ile Salih'e bakıyorum. Dan kanada, dan kanada. Ya bak, bu futbol anlayışı olur. Olur. Ama nasıl olur biliyor musun? Senin öyle kanatların olur ki, örnek veriyorum Galatasaray'daki Yunus Akgün gibi. Örnek veriyorum, kimi söyleyeyim daha böyle hareketli, pırpır. Maximian Fenerbahçe'de. Yani kadronun kalitesini çok üstünde taktikler verdiğini mi iddiaıyorsun? Bak, futbolcunun kalibresine göre taktik yapacaksın. Sen şimdi Erdi'ye sabaha kadar St. Louis'e attır. Sabaha kadar Salih St. Louis'e atsın. Yapamaz. Yapamaz. Bizim olmaz. Abicim bireysel oyuncularımız yok bizim. Bu futbol anlayışı, kanatlara atma anlayışı, kanatların Yunus Akgün gibi, Maximian gibi çok yetenekli oyuncular olacak. Birebir adamı bayıltacak. Ya birebir çalım gördün mü sen? Bir futbolda çalım olur. Geçebilen bir pas da gördüm. Ya biz ev sahibiyiz. Ev sahibiyiz. Sen St. Louis'in Beki'yi almış, Kocaeli Spor Beki'ni alıp birebir böyle, anladın mı? Bayılta bayılta, nefes aldıra aldırmaya aldırmaya bir şey gördün mü? Hayır. Futbol adına şut gördün mü? Orta sahada bir organize olup pas çat 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 ara pası gördün mü? Futbol adına bir şey görmüyoruz. Çok ben enteresan şöyle... bir oyuncu grubunla karşı karşıya Sakarya Spor. Ya maalesef öyle. Kocaeli Spor'a gelmeden Sakaryaspor sahada hiçbir şey üretemedi baktığımız zaman. İlk yarıda belki ufak tefek bir hareketlenmeler vardı. O da pozisyon olarak değil yani. Oyun olarak hani futbolcuların beden diline baktığımızda bir şeyler yapmayı istiyorlardı. Biraz istekli bir takım vardı. Ama sonra Kocaeli Spor onu da aldı Sakaryaspor'dan. Dönen bütün topları çok iyi karşıladılar. Eğer işin bu tarafına geçeceksek. Evet, kendileri de çok üretken olmadı. Ama zaten Kocaeli Spor'un kadrosu üretken oynasaydı maçın skoru da farklı olurdu. İşin bir de bu tarafı var. Evet, Kocaeli Spor da sahada çok bir şey göstermedi. Geçtiğimiz haftalarda da müthiş oynayan bir Kocaeli Spor yoktu. Evet, galip geldikleri oldu. Bir Ankara Gücü maçı sanırım en son mağlup oldukları. Orada da ortaya bir şeyler koydular. Ama bu kadronun hakkını onlar da veremedi. Verselerdi bence 1-0'lık bir mağlubiyet de olmazdı. Sakaryaspor hiçbir şekilde rakibinin önüne geçmedi. Son dakikalarda Kocaeli Spor aman gol yemeyeyim diye kapandı. Yoksa kapanmasaydı da maç böyle biterdi. Çünkü Sakaryaspor verimli bir pas yapamadı. Evet, son dakikalarda şişirdiler topları ileriye doğru ama hangisi kaliteli bir pastı ya da şişirmeyse hangisi doğru yere şişirildi top yani. Şimdi bu tarafı var. Oyunculara diyoruz ya biz, hani böyle hep aynı şeyleri. Şimdi hepsinin geçmişine baktığında background'ı güçlü futbolcular. Yani orada oynamışlar, burada oynamışlar. Tabii. Konu ne? Hani altyapıdan oyuncularla oynasak derim ki Metin, bu iş böyle, yapılanmaya gittik, sabredeceğiz. Vaktinden önce çiçek açmaz derdik. Tabii. Ama şimdi bakıyorsun, biri Trabzon'da oynamış, öteki Altınordu, öteki Samsun Spor, öteki Galatasaray. Yani bunu şimdi Mesut Bakkal size bir daha anlatmaz ki. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu taktik anlayışı mı, hangi taktikle çıkıldığını bilmiyorum. Ya futbol oyunu arkadan kurulur, geriden kurulur. Dandun, Kocaeli Spor gibi takımlara dandun oynarsan yorulursun. Çünkü güç kapasitesi senden yüksek. Görmedi mi stoper yabancı oyuncuyu? Apindango'ya. Anladın mı? Bana stoper dersen böyle stoper de. Ben böyle anlarım stoperi. Hata yaptı mı?
Yani güven veriyor, güven. Hataya zorlayacak bir Sakaryaspor da yok tabii baktığımızda. Tamam işte bak, hep benim dediğime geleceğiz. Benim daha önceki yayınlarımı izlerse şu an benim izleyici ne dediğimi anlar. Ben farkındaysan galibiyette de eleştiriyorum. Skora göre yorumculuk yapmıyorum ben. Ben burada acı reçeteyi söylemek zorundayım. Ve bak canım kardeşim, bu dilden uzaklaşması lazım. Mesut Bakkal'ın da artık kim kullanıyorsa. Ya devre arasına kadar bu oyuncu grubunda ne demek ya? Nasıl yani? Biz Sakaryaspor 6 hafta mı kaldı? Devre arasına evet 6 hafta. Yani 6 hafta boyunca her türlü her şeye razı olacaksınız. 8 hafta. 8 haftaya. Ne demek? Ya tamam hocam, hadi rakibimiz diyelim, Kocaeli derbisi diyelim, işte tansiyonu yüksek diyelim, futbolcular baskıyı kaldıramadı diyelim. Yeni Malatya'da da bunu izledik. Ligin düşme potasındaki olan Yeni Malatya maçını da izledik. Galip geldiğimiz maçta da biz oyunu görmedik. Bak, oyun oynaman lazım. Yenilsen bile keyif alırsın. Keyif alırsın. Burada şimdi çok enteresan bir durum var artık. Yani işte taraftar sabretmesi lazım. Abi bu taraftar Malatya maçında Gaziantep'e kaç kilometre Antep? Gitti geldi, sağ olsun yalnız bırakmadınız dediniz. E şimdi tamam da bu taraftar grubu ateşli abi. Ne diyorum sana, ben gelsem başa bana da bağırırlar, küfür ederler. Biliyorum. Ya tanıdığım adam eder, göz göze gelelim, küfür eder bana. Tanıdığım insan eder. Böyle abim, futbol böyle. Futbola yeni antrenörlüğe başlamış gibi açıklamalar yapıyorsun. Ya zoruma gitti, gider. Neden gider? Çünkü bu camia takımlarında bu stresi, baskıyı, bak futbolda sana daha önce de söyledim, Gökhan'ın zamanını da söyledim. Futbolda kalibren, network'ün bu baskıyı kaldıracak psikolojin demir olmalı. Kaldıramazsan bak sıkıntı duyarsın. Başlarsın, taraftar dersin, bir maç hakem dersin, bir maç bu oyuncum dersin, bir maç bu dersin. E şimdi şöyle bir şey daha söyleyelim. Madem burada gerçekleri konuşuyoruz. Mesut Bakkal Hoca'ya ben buradan yine sesleniyorum. Şimdi diyor ya, çok değişik bir oyuncuların istediğini yansıtamıyor. Suat Kaya dönemi bu takım 6 hafta yenilmedi. Bu oyuncu grubu vardı yine. İçlerinden bir iki tanesi, üç tanesi gitti. Geri kalan aynı. Ne oldu? Şimdi yeni gelen yönetim paraları da ödüyor. Para diyordu futbolcular, çıkmayız, istemiyük. Öyle böyle. Herkes bir moda girmişti Sakaryaspor'un düştüğü müşkülüyetten dolayı. E şimdi şöyle bir şey daha yapıyorlar. Gökhan'ın kurduğu takım bulur. E Gökhan'ın kurduğu takım 6 hafta namağlup oldu. Yenilmedik 6 hafta. Ne oldu? 6. haftadan sonrasına bakmak lazım Sakaryaspor'da. Oyuncu grubunda ne oldu? Paralarınız yatmıyordu, o oluyordu, taraftarımız tatangalar tesise basıyordu. İşte rica ediyorlardı sizi bir an önce maça çıkın, o oldu bu oldu. E şimdi ne değişti? Şimdi her şey yönetimsel anlamda her şey güzel. Şu an ne oldu? Bak yine söylüyorum. Bu takıma Mourinho'yu getir bu. O zaman Mesut Bakkal'ı niye getirdiniz? Benim sana dediğim işlere geliyorsun yine. Bak benim dediğim işlere geliyor musunuz? Ne yapacaktınız? Bir tane Sakaryalı hoca. Bari bir Sakaryalı hoca kazanacaktınız. Ha, bunu bırak. Şimdi hep aynı şeyleri tekrar ederek Mesut Hoca'ya bir daha sesleniyorum. Şimdi burada hep aynı şeyleri tekrar ederek nasıl sonuç alacaksın? Hep aynı kadroyla bu futbol oluyor. Ama ısrar ediyorsun hocam. Israr ediyorsun. Değiştir ya. Değiştir. Yani şimdi Sakaryaspor'un tamam devre arasına kadar durum bu diyorsun. Böyle olacak diyorsun. E tamam, madem böyleyse niye bir futbolcu kazanmıyoruz? Bir futbolcu deneyelim ya. Başka bir futbolcu deneyelim. Belki tutar. Genç bir oyuncuyu deneyelim. Emin ol sahanın içindekiler kadar. Ya ben bir de Sakaryaspor'da şunu da gördüm. Sahanın içindekiler kadar sağından sonradan oyuna girenler de aynı. Ya fark yaratacaksın, fark. Fark yaratacaksın. Bir de şimdi benim bak hep dediğime geleceksin. Son gün transferin son gününe kala 4 tane oyuncu alındı. Doğru mu? Doğru. Bak kardeşim, o son günkü transferlerde 4 tane güzel adam alınsaydı nokta tespit, bugün sahanın içinde Sakaryaspor farklı olurdu. Ya orası çok farklı bir konu abi. Niye şöyle farklı? Toparlayalım. Yani şimdi geçtiğimiz aldığın haftalarda adamlardan bir tanesinin adını konuşamıyoruz bir maça. Ya tabii tabii. Ama geçtiğimiz haftalarda da bunları çok diyemiyoruz. Konuştuk. Üstünde çok durduk zaten. Evet haklısın. Oyuna giren o yapılan transferlerden zaten Mendy sakattı. St. Louis oynadı. St. Louis'in de ne kadar oynadı. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak canım kardeşim. Ama bak, sürekli oralarda tamam, durmuyoruz. Tamam durma değil ama yansıyor. Sezona yansıyor Metin. Yani mutlaka. Senin o gün 4 tane mantıklı transfer alsan bugün daha farklı. Belki kafa kaldırdık. Belki şu an 5'teydik. 6. sıra, 10. sıra, 5. sıra, 2. sıra belki liderdik.
Abicim öyle deme bak. Bak futbolda ince detaylardan büyük sıkıntılar çıkar. İnce detaylara bakacaksın. O gün son 4 gün transferin son 1 gününe kala 4 tane güzel bu takımı taşıyacak, bu ligin kapasitesini kaldıracak adam alsaydınız. Ya 4 tane adam aldınız, 4'ünün bir tanesini konuşmuyoruz abim. Abicim ya. Bak Sakaryaspor'un maddi manevi yükünü konuşmuyorum. Bak şimdi kaç maç ceza gelecek bilmiyoruz. Ucu açık. Ucu açık bu işin. Bak söylüyorum ya, şaşırma. Bu işin ucu açık. Hani 5 maç 10 maç deme sakın. Ne olacak? Zaten tek ayak gidiyoruz. Zaten taraftarla giden bir kulüp şu an bu. Vatan millet Sakarya ile gidiyoruz. Ne olacak şimdi? Bunun bedelini kim ödeyecek? Bak bu konuda haklısın. Evet. Şimdi PFDK'ya bir sevk olacak. Sonrasında ceza gelecek. Bir önceki verilen cezaları göz önüne aldığımız zaman ağır da bir ceza Sakaryaspor'u bekliyor. Sağ kapanacaktır. Zaten bugün haberini de yaptık. Spor şube kamera kayıtlarından bu yabancı madde atan taraftarları tespit etmeye başladı. Onlara da 62-22 dediğimiz kanun uygulanacak. Onlar da belli bir cezaya çarptırılacak. Aynı zamanda hem blok kapatma da olur, komple stadyum da kapanacaktır diye düşünüyorum. Taraftar cezalı olacaktır. Ağır da bir ceza bekliyor Sakaryaspor'u. İşin o tarafı da var. Ama senin dediğin şu noktada, evet, bu son gün yapılan transferler üzerinde çok durduğumuzu düşünüyorum ama kısaca bir değinmek bak istiyorum. İşte, ama bak ya, abim benim tamam. Haklısın, haksız olduğunu şimdi, hiçbir şekilde ifade bizi izleyen etmiyor. İzleyiciler şunu da diyebilir ya, bunlar tekrar tekrar hep ya tekrar, neden tekrar? Düzelmeyen her şeyi tekrar edeceğiz düzelene kadar. Sen Kocaelispor'u bugün doğru derbide eze eze yenseydin tamam derdik. Şimdi kardeşim bitmeyen bir sorun var. Takım oyunu yok, oyun disiplini yok, plana sadık kalma yok, taktiksel anlayış yok. Dandum bam güm. Abi bak her maça farklı sistemde çıkılır. Bakıyorsun İstanbulspor maçındaki o oyun Mesut Bakkal'ı kandırdı. Bak İstanbulspor düşüşte olduğu için yenildi bize. Bugün bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biriydi ilk haftalar İstanbulspor. Evet. İlk 6 hafta. Bak Mesut Bakkal'a ben buradan yine sesleniyorum. Ekibinde de sıkıntı var. Mesut Bakkal belki stres, sonuçta tek adam o. Şu an hedefte adam o. Lider o. Bak bugün ben şimdi kimi diyorum? Yardımcılarını söylüyorum. Ona saldırıyorum. Abi çıkacaksın diyeceğim hocam. Ya bak tamam da bu İstanbulspor'da bu aşı tuttu ama İstanbulspor düşüşte olduğu için oldu hocam. Kandırmasın bu bizi. Biz bu oyun anlayışıyla... Ben bu konuda çok sana katılmıyorum. Ama niye? Gerçekten saygı duyuyorum. Ya bugün bence Mesut Bakkal'ın yerine... Metin kimi suçlayacağız biz abim? Hayır. Kimseyi konuşmayalım değil mi? Sakaryaspor küme düşme potasında. 42 yıllık ezeli rekabetimizin olduğu Kocaelispor gelmiş sağımızda bizden bir puan almış. Abim kimi kollaya kollaya gideceğiz mi böyle? Neyi konuşacağız abim biz? Futbol zaten futbol oynanmadığı için futbolu konuşamıyoruz. Hoca gelmiş dert yanıyor. Ya hocam biz seni dert yan diye, dert ortağı ol diye, dertimizde dertlen diye çağırmadık. Mesela sen bu dertlere çare ol diye geldik buraya, gel dedik. Ben hocayı eleştirmeyelim ya da kimseyi eleştirmeyelim demiyorum. Zaten eleştirmek için buradayız. Kimseyi olumlamak için, kimseyi pışpışlamak için burada değiliz. Yani bu işi bunun için yapmıyoruz. Ama baktığımız zaman... Mesut Hoca yerine Suat Hoca kalsaydı ya da ismi geçen diğer hocalardan bir tanesi gelseydi. Benim dediğimi söylüyorsun ama. Kaç hafta önce söylediğim şeyi şu an aynı noktada buluştuk. Evet, hoş geldin. Ne kadar ileriye taşırdı Sakaryaspor'u? Bugün baktığımız zaman Mesut Hoca var diye Sakaryaspor'un geriye döndüğü, geriye gittiği bir yer var mı abi? Atıyorum şu Sakaryaspor'un şu yanlışı var, şu eksiği var. Bu da Mesut Hoca'nın suçudur diyebileceğimiz bir şey var mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de sana şunu söyleyeyim o zaman. Niye o zaman hemen hoca alındı? Suat Kaya'yla Suat Hoca'yla devam edilebilirdi veya Sakaryalı. Katılırım. Katılırım ben bunu ama daha gelmeden, Mesut Bakkal gelmeden daha canlı yayın arşivi patlat. Hemen patlat. İzleyici de görsün. İzlemeyenler görsün. Ne dedim? Bu takımın kalibre belli, kumaş belli. Bugün ben de gelsem oynatacağım oyun belli. Sen de gelsen oynatacağın oyun belli. Ne yapacaksın? Gerek yok bu mali yüklere. Bak abim benim, bunlar iyi takımların hocaları. Sistemli kulüplerin takımlarının hocaları olur bunlar. Kaos da yapamaz. Yapamaz. Bak başladılar, beni taraftar böyle sinkaflı. Ya konuşur. Konuşur. Taraftarımız konuşur. Neden konuşur? Futbol yok sahada. Oyun yok. Ya adam yani gelmiş oraya. Sakaryaspor'un sahaya hiçbir şey yansıtamamasının evet, sebebini evet. Tamamen Mesut Hoca kaynaklı olduğunu düşünüyorsun. Ama bak şöyle, tabii ki bak, tabii ki o. Tabii ki o. Neden o? Ya bak
Şimdi kardeşim Sakaryaspor'daki oyuncu grubundan şu anki durum belli ya. Biz Mesut Hoca'yı neden çağırdık? Bu hataları minimize etsin diye. Hatalar aynı. Suat Kaya dönemindeki hataların aynısı devam ediyor. E sen bir şey hatayı minimize etmemişsin ki. Ya bak canım kardeşim, şimdi şöyle bir şey var. Mesut Bakkal Sakaryaspor hücum futbolu oynar dedi. İlk geldiğinde açıklama doğru bu mu? Yanlış. Sen daha ilk başta bir hastayı alacaksın, bir analiz edeceksin ilk başta. Nerede sıkıntı var? Nerede hata var? Sen hataların üstüne gitmiyorsun ki. Sen galip gelmenin peşindesin. Maç kazanmanın peşindesin. Neden? Çünkü Sakaryaspor'a şu an puan lazım diyor. Bak Sakaryaspor'a puan lazım ama şu an sahanın içinde 11 kişi için bu hasta kelimesini sakın yanlış anlama. Örnekleme. Doktor gibi düşün. Sonuçta kulübün doktoru o değil mi? Çağırdık geldi. Derdimize derman ol dedik. Doğru mu? Derdimize derman olmuyorsun ama. Neden olmuyorsun? Yanlış tedavi yapıyorsun. Yanlış tedavi yapıyorsun. Sen şimdi sana biz gel hastanın kalbini kurtar diyor, sen beynindesin. Ya kalbine gir işin, kalbine, özüne gir. Sen hatayı, şu an hatayı tespit etsen sen hala St. Louis'te ısrar etmezsin. Sen hatayı tespit etsen hala Erdi'de ısrar etmezsin. Kahramanı oynatırsın. Canım kardeşim benim. Bak nasıl Fernando'ya dedim canlı yayında öncesi, sana hatırlıyorsun değil mi? Ben dedim Fernando'yu bu takımda, Fernando kanatta kayboluyor. Santrafor'da oynattım. Yıpratıcı özelliği var. Oynattı ne dedik? Tebrik ettik. Doğru hareket. Neden? Verim aldın. Gol atıyor, asist yapıyor, yıpratıyor, ediyor. Tamam. İleriki uçtaki tedaviyi ettin. Bravo dedik. Ama sen hala orta sahayla savunmadaki hastalığı bitiremiyorsun. Bitiremezsin. Oyuncu grubu belli. Tamam, bu konuda ona katılıyorum. Yiğidi öldürelim, hakkını verelim. Ama sen hatayı bir minimize et abi. Minimize et. Yani sen şimdi bu kötülediğin takım Suat Kaya zamanında 6 hafta namağlup gitti. Yiğidi öldüreceğiz, haklarını vereceğiz abicim. Şimdi böyle oldu diyorlar. İşte Gökhan'ın kurdu bu takımı diyorlar. Suat Kaya oynatmadı. Tamam. Ama 6 hafta namağlup oldu bu takım. Oldu. Ama bizi kandırdılar. Ama kendilerini kandırdılar. Ama kaostan birlik beraberlik oldu. E şimdi niye olmuyor bu iş? Ben onu anlamıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, ilk 6 haftalık süreçteki takımla direkt iki hocayı da, Suat Kaya'yı da, Mesut Bakkal'ı da işin içinden soyutladığımız zaman 6 haftalık süreçte farklı bir Sakaryaspor vardı. Bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. Sahada daha diri olmasa da daha istekli bir şeyler için takımın kendisi ikna olmuştu. Bir şekilde de mağlup olmayan bir Sakaryaspor vardı. Yine güçlü diyebileceğimiz rakiplere karşı oynadılar. Sakarya'da oynamadılar. Maddi sorunları vardı. Takım konaklayamıyordu. Günübirlik gidip geliyordu İstanbul'da olsa. Ya da uzak bir deplasmansa da maçtan bir gün önce gidiyorlardı. Ve sahada bir şekilde bir takım vardı. Ama sahadaki bu takımın duruşunu sana soruyorum merak ettiğim için. Tabii ki. Oradan çıkmak için bir kenetlenme olarak mı, yoksa buradaki baş aktörü Suat Kaya'nın mı olduğunu düşünüyorsun? Abi, Suat Kaya takımı böyle kenetliyordu, bu şekilde tutuyordu. Mesut Hoca geldi, bu bozuldu mu diyorsun? Hayır. Mesut Hoca harekiri yapıyor. Ben başka bir şey anlatıyorum canım kardeşim. Bu takım hücum futbolu oynamaz. Neden oynamaz? Çünkü birbirlerine yakın kumaşı olan oyuncu grubu. Hücum oyunu bozdu diyorsun. Takımın o anki ilk haftalık kimyasıyla bugünkü kimyasının farkı. Buradan, hücum oyunu mu? Buradan diyorsun? İzleyicilere de söyleyeyim. İsterse kısık sesle dinliyorlarsa biraz daha kumandalara basarak sesli sesli ben bir daha söyleyeyim. Bak canım kardeşim, futbolda altın kural. Şampiyon olan takımlara bakarsan az gol yendir. Futbolda gol yemediğin sürece galibiyete her zaman bir adım yakınsın. Yenildik, yenilgiyi konuşuyoruz bugün. Beraberlik olsa beraberliğe göre yorum yapacaktık. Doğru mudur? Doğru. Gol yiyorsun. Burada bu takım cesur oynatılmaz. Nasıl oynatılmaz? Bu takımı şimdi sen kardeşim, dinliyor musun Metin? Bu takımı sen şimdi hücum oynatıyorsun ya. Hücum. Bu takım hücum oynamaz çünkü birbirlerine yakın oyuncu kumaşları yok. Gol yedirtmeyeceksin. Birinci kural. Karambole atacak bu takım. Devre arasına kadar nasıl gider biliyor musun Sakaryaspor? Sakaryaspor'u kapatacaksın. Karambol, Fernando, işte St. Louis, o Muratcan biri girecek. Vurdu, gol oldu, bitti. Devre arasına kadar diyorlar ya, hep aynı cümleyi tekrar ediyorlar. Devre arasına kadar böyle gideceğiz.
Madem böyle gideceksek kardeşim kapat. Gol yedirtme takıma. Gol yed- çünkü bu takım geri gelmez. Gol yedirme bu takımın bireysel yetenekli oyuncuları yok. Sen bir tane çalım atan bizim bir oyuncu söyle ya. Abi de maalesef. Ya paramparça yaptık St. Louis'te veya atıyorum Muhammed Himmet. Ya yapamaz. Yok. Ama sen bu oyuncu grubuna, bu yetenekte olan oyuncu grubuna sen bu misyonu yüklersen, bu misyonu, hücum futbolunu, böyle olur abi. Böyle olur. Ya biri de çıkıp maalesef. Ya benim anlamadığım şu da var. Ya niye dandun? Futbol oyunu arkadan kuruluyorsa niye dandun? Ya senin öyle futbolcu nasıl diyeyim? Kumaşlı futbolcun yok o da o tarz böyle at Yunus Akgün'ün önüne Galatasaray'daki bir vura vura gitsin, vura vura gitsin. Kısacası Sakarspor senin dediğini şöyle bağladım. Üretmekte her anlamda Mesut Bakkal zorlanıyor. Bu tarz devam ettiği sürece hep aynı sonucu alacak. Çünkü tedavi odaklı bakmıyor. Tedavi. Sonuçta bir sıkıntı var. Şu an bir sıkıntı var. Anladın mı? Sıkıntı var. Bu sıkıntıyı gidermesi lazım. Mesut Bakkal'ın ilk başta futbol oyunu, plana sadık taktiksel anlayışı benimseyen oyuncu grubuyla. Yoksa bu ısrar, zaten yeniliyoruz. Bir gol fazla yeriz veya bir iki gol fazla atarız. Mevzu bu. Anladın mı? Anladım. Sana demek istediğim, sana anlatmak istediğim şeyler, hani daha da geleceğiz. Şöyle yapalım, bu konuyu tekrar döneriz. Eren Kaytanbay şu an Portekiz'de canlı yayınımıza katılıyor. Eren abi sesimi alabiliyor musun? Hayırlı akşamlar Metin. İyi akşamlar. Ben diyorum, siz sesimi alabiliyorsunuz galiba. Evet, sesin net. Bizim sesimiz de geliyor değil mi? Tabii geliyor. Fuat abiyle birlikteyiz. Biraz hararetli bir program geçiriyoruz. Sen de biliyorsun zaten nasıl geçtiğini. Bir sana bağlanalım. Senden duyalım istedik. Sen nasıl, ne düşünüyorsun? Sakarspor'un milli aradan sonra lige nasıl döneceğini düşünüyorsun? Bu konu hakkındaki bilgilerine dönüşmek istedik. Yani Sakarspor evinde önemli bir maça çıkıp önemli bir puan kaybı yaşadı. Tabii ki de bunun etkileri şu an sizin hararet seviyenizle birlikte ölçülebilir. Büyük olacaktır. Yani bir maç kaybetmenin dışında rekabette bulunduğu rakibe karşı kaybetmek Sakarspor için çok yara verici oldu Metin. Evet, dün çok fazla saha dışını konuştuk. Sizi dinleme fırsatım oldu yayın esnasında. Biraz daha saha içine odaklanmış durumdasınız. Sahada Sakarspor neleri yanlış yaptı dersen. Evet, Fuat abinin söylediği geriden oyun kurma planı ya da uzun şişirilen toplarla oyun kurma, gol bulma yolunda gitmesi eleştirilebilir bir durumda. Çünkü Sakaryaspor'da aslında şunu iyi analiz edebilmek lazım. Kapasite olarak takımın çok fazla bu tarz oyuna bir elverişli yanı olmadığını söylemek mümkün. Evet, bazı bireysel yetenekler var ama bu bireysel yetenekler size... Böyle maçlarda ne kadar maç kazandırabilir? Orası işte soru işareti. Özellikle Murat Cem'in erken bir dakikada sakatlık yaşayarak çıkması, Emre Demir'in istenen şekilde etki etmemesi, Fernando Ağa'nın oyun içerisinde kaybolması aslında Sakaryaspor'un istediği oyunu oynayamamasındaki en önemli etkenlerden biriydi Metin. Teşekkürler Eren abi. Seni de çok fazla tutmayalım. Tekrar katıldığın için, çok selam aktardığın için teşekkürler. Fuat Koç'un da çok selam var. Çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Büyük camialar büyüklüğünü şu şekilde ortaya çıkartıp bu tarz maçlardan sonra verecekleri reaksiyonla iki haftalık milli ara çok değerli, çok önemli. Bu iki haftayı iyi geçirmek lazım. Evet, belli noktalarda olumlu olarak değerlendirdiğimiz takımın fiziksel ve kondisyon bakımından yukarı seviyeye çıktığını söylüyoruz. Buna biraz taktiği de ekleyerek milli arada biraz daha güçlenmiş bir Sakaryaspor'a ihtiyacımız var. Bu reaksiyonu iyi göstermeliyiz. Bu maçtan sonra da oynayacağımız Adana deplasmanında aynı etkisizlikte, aynı performans eksikliğiyle Sakaryaspor'un olması bizlere sıkıntı yaratır. Ligin bitimine 7 hafta kaldı ilk yarı için. 7 hafta çok uzun bir süre. Buradan çıkartılacak maksimum puan da çok değerli. Çıkartamayacağımız puanlar da çok değerli. Artık ligin boyunun uzadığı noktada şunu değerlendiriyorum Metin. Bir puan bile artık sizin
küme mi düşeceksiniz, playoff mu oynayacaksınız, şampiyon mu olacaksınız? Belirlendi haftalar artık. Bütün takımların taktik ve teknik olarak oyunun oturduğu ve artık belli bir oyun şablonu içerisinde, belli bir plan dahilinde ilerledikleri süreçte siz artık geri kalmamalısınız. Ne kadar eksik ve defolu bir kadrodan söz etsek de Sakaryaspor'un bu durumda ayağa kalkması lazım. Bir kez daha yayını keyifle takip ettiğimi dile getireyim. Fuat Koçer'e ve sana çok selamlar. Ekranları başındaki izleyenlerimize teşekkür selamlar. İnşallah Sakaryaspor için de yolun sonu çok daha güzel, daha aydınlık olur. Teşekkürler Erhan abi. Sana da keyifli seyahatler diliyorum. Hoşça kal. Sağ olun. Erhan abi de aslında evet, güzel yorumladı. Ya bizden çok farklı bir şey söylemedi. Hatta güzel yerlere değindi. Evet, evet, biraz evet. Daha Sakaryaspor'un geleceği hakkında konuştu. Çünkü senin de gördüğün gibi, hatta herkesin gördüğü gibi çok iç açıcı bir pozisyonda değil Sakaryaspor. Yani 2 haftalık bir milli ara var. 14-15 günlük bir ara var. Sakaryaspor bu arayı nasıl değerlendirir diye sana sorayım. Biraz daha yumuşayalım hem de. Yani isterse son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Bitireceğim. Yani şöyle bir şey, nasıl diyeyim sana Metin? İsterse 10 tane ara girsin ya. Yani iç olayı biraz daha acı reçeteyi konuşalım. Taraftarımızı da, izleyiciyi de burada hiç yıpratmayalım. Yani neyse o. Belki şimdi bizi hurra yaparlar, kızarlar. Ama zamanın öyle bir özelliği var. İleride haklı çıkartır, haksız da çıkartabilir. Çünkü zaman içinde iyiyi, doğruyu saklayabilen bir kavram. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Yani çok aranın fayda vereceğini düşünmüyorum. Neden? Abicim bak, futbol inanan insanlarla, inanmışlarla, ikna edilmişlerle değil. Bak canım kardeşim, bizim taraftarımız sezon başı bu futbolcu grubuna gidip lütfen paralarınız yatacak, lütfen maça gidin, lütfen antrenmana çıkın diyen bir kitleden bahsediyorsun. Öyle konuşacağız kardeş. Öyle değil bu iş. Konuşacağız. Taraftar gidiyor mu Antep'e? Çile çekiyor mu? Bak 6222'ler geliyor mu? Bak çoğu, belki de çoğu ligi kapatabilir. Çünkü olaylar ciddi oldu yani. Çoğu ligi kapatabilir. Nasıl yani? Siz burada paranızı alıyorsunuz. Her şey güzel gidiyor. Bu paranızı alıyorsunuz kısmını, sizin bu işiniz. Size bundan sonra böyle bir nazar boncuğu, ya ne olursun değil. İşini yapıyorsun. Mesut Hoca, arkamızda sandık. Öyle değil. Yanımızda sandık. Değil. Futbol ciddi bir konu. Değil. Şimdi ben sana yine diyorsun ya, abi nasıl olur arası? Olmaz. Neden biliyor musun? Hala kendini hangi kulüpte oynadığını idrak edemeyen bir futbolcu grubunla karşı karşıyayız. Sakaryaspor burası. Bugün Kocaelispor taraftarları bana saldırıyorsa Sakaryaspor'u yorumladığım için saldırıyor. Bugün Mesut Bakkal, olduğun camianın farkında değilsiniz. Futbolcu grubu değilsiniz. Burası şanlı Sakaryaspor. Burası Sakaryaspor. Bak kardeşim, ne kadar basitleştirmek isteseler de, siyasiler de, bak açık söylüyorum, siyaset de var bu işin içinde, her şey var. Ne kadar basitleştirirseniz basitleştirin, Sakaryaspor koca bir çınardır. Ağır büyüktür. Kaldıramaz herkes, taşıyamaz. Kolay değil. Bu camianın önünde olmak, bu camianın lideri olmak kolay işler değil. Burada işini yapmayanlara sesleniyoruz. Yönetim bugün ödemeleri yapmasa, yönetim başka transfer devre arası yapmasa onları da konuşacağız. Ama ben bu maçtan önce de bu yönetimin, bak abicim, yüksek sesle ben sana söylüyorum. Bu yönetimin tek hatası var. Geldiği günden beri tek hatası. Geri kalan her şey süper. Nedir? Mesut Bakkal'ı getirmeyecektin. Suat Kaya ile devam edecektin. Suat Kaya olmadı mı? Baktınız uymuyor. Hemen hemen böyle Şaban Yıldırım modeli. Gel kardeşim, takım sende. Çünkü bizim transfer yapmamız lazım. Transfer yapmadan bu takıma hoca getirilmez. Şimdi Mesut Hoca, sen de aldın takımı. Çileye talip oldun. Bak dinle. Ya, dinle bir dakika. Bak tabii, abicim. Bitirmene müsaade edeceğim de. Bitirmene müsaade edeceğim. Bak abicim. Şimdi tamam diyorsun, öyle diyorsun ama çile varsa çileye talip oldun sen, doğru mu? Burada bir ateşten gömlek vardı. Bu hoca gömleği giydin. Hoca çileden dertlenmedi abi. Neyden dertleniyorsun? Ya hocanın ne kadar yani arkasında durmasam da şöyle haklı bir yanı vardı. Çok tekrara da düşmek istemiyorum. Programın evet. Hemen başında belirttim. Ya böyle bir maçta çok erken tepki almaya başladı Mesut Hoca. Yani kalesinde golü görmeden sahadaki oyun okunmaya daha müsait değilken hemen arka tarafından hakaretler, küfürler duymaya başladı. Bence biraz onun doluluğu vardı hocada. Niye? Taraftar haklı.
Bence bu kadar değil. Taraftar haklı. Hele ki böyle bir maçta daha kalende gol görmemişsin. Oyun sana ak mı kara mı onu belirtmiyorken arkadan o kadar kötü lafları işitmek bence kimse hak etmez. Hoca da zaten biz hocaya çıkıp... iyi ki küfür edildi de hayır, bunu hayır, diyoruz mu? Ben sana öyle küfürü şeyden biz tasvip ediyoruz mu? Ama yok, biz yok. Diyoruz ki Türk futbolunda bu var. Her statta var. Bugün Fenerbahçe'ye git, Galatasaray'a git. Var küfür abi. Benim demek istediğim küfürün şey olmadığı şu, bir yer yok bu ülkede. Ha, haklısın. Hocanın şikayeti ya bu takım çok kötü işte ya da nasıl diyeyim ben mücadele etmeye gelmedim işte mücadeleden kaçan ya da dert ortağı gibi bir durumu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü geldiği günden bu yana baktığımız zaman ilk 6 haftalık süreç bambaşka bir dönemdi bence. Orada futbolcuların biraz daha benliği vardı ortada. Çünkü Sakarspor çok kötü bir durumdaydı. Oyuncular kulübe sahip çıktı. Ekstra bir motivasyonla sahaya çıktılar. Ben de bak canım kardeşim. Şöyle senin... devam edeyim. Mesut Hoca geldiği zaman evet çok olumlu sonuçlar almadı. Formda olan bir İstanbulspor vardı. Yavaş yavaş dökülse de baktığımız zaman iyi bir yerlerdeydi İstanbulspor konum olarak ligde. İçeride İstanbulspor'u mağlup etti. Sonra bir sonraki galibiyette lig sonuncusu Malatyaspor'du. Ama bence şunu gördük. Takımda. Artı olarak şunları söyleyebilirim. Daha güçlü bir takım varsa da fizik olarak antrenmanları çok yakından takip ediyorum. Geçtiğimiz hafta programda da söyledim. Amacım hocayı övmek değil bu arada. Ya da hocanın arkasında yanında cephe almak değil. Ya da sana karşı cephe almak değil. Sadece sonuçta emek veren bir insan. Bu arada bu Suat Kaya olsaydı da aynı. Ya da Fuat Koçer bugün Sakarspor'un teknik direktörü olsaydı da aynı şeyi söylerdim. Ya da X ben bilsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bitireyim ondan sonra tekrar tamam, söyle sen sana öyle vereyim. Madem böyle bir yorum yaptın ben sana bir şey söyleyeceğim. Baktığımız zaman maç sonunda kesinlikle Mesut Hoca'yı eleştirmek gerekiyor. Çünkü oyun olarak Sakarspor sahaya hiçbir şey yansıtamadı. Bunun bahanesi Kocaelispor'da oynamadı olmamalı. Kocaelispor'un oyunu bir yana dursun. Evet çok kaliteli bir kadrosu var. Kağıt üzerinde favori Kocaelispor kesinlikle doğru. Ama Sakarspor sahaya oyun koyamadı. Geçtiğimiz hafta Malatya'da da Sakarspor sahaya oyun koyamadı. Bandırma maçında mağlup olsa da birlikte izledik Bandırma Spor maçını. Takımda bir şeyler vardı. Evet, mağlup oldu. Ama takım ortaya bir şeyler koymaya çalışıyordu. Bir önceki hafta. Evet takım galip geldi İstanbul Spor maçından. Ama yine bir şeyler vardı sahada. Baktığımız zaman Malatya Spor maçı ve Kocaelispor maçında hiçbir şekilde üretemeyen bir Sakarspor. Sürekli rakibinin gerisinde Sakarspor. Topsuz alanda da toplu oyunda da hiçbir şekilde benliğini, rakibini o bak dikkatli ol mesajını veremeyen bir Sakarspor vardı. Bu konuda Mesut Hoca sonuna kadar eleştirilmeli. Ama dersek ki yönetimin hatası Mesut Hoca'yı getirmek bu yönetimin bir hatası olabilir. Bir dakika. Ama, bak, ama şey... bence bak bugün abi. Değil. Bu hatayı bugün işaretlemek doğru değil. Ben Mesut Hoca'nın en azından devre arasına kadar daha bir hata mı yoksa değil mi diye tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum. Hata diyebilirsin. Ben sana burada yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sadece kendi fikrim bu. Ben Mesut Hoca'nın şu an itibariyle hata olduğunu düşünmüyorum. Ya o zaman sana bir şey söyleyeyim. O zaman ya hata olabilir mi? Hata olabilir. Ama bu kanıya bence şu an varmak doğru değil. Çünkü kaybedilen Kocaelispor maçı büyük bir maç abi bu. Ve baktığımız zaman kadro kaliteleri de ortada. Bu anlamda hocaya direkt ya hoca hata demek doğru değil bence. Hem antrenmanlarda hem maçlarda. Abi hatalı Sakarspor düşme potasında kim hatalı? Bak. Tamam o zaman. Hata. Yok, bak, bunu, hata yanlış şimdi, var ama bunu kolla, tek başına bir bunu hoca kolla, bir figür bunu kolla, sezon bence. Sonu düşer takım ama. Bak. Acilece. Hatanın başını arıyorsak bir şey, isimler üzerinden gidelim. Tamam isim de. Ne nasıl gidelim? Bak. Ne diyelim mesela? Donald Trump mı diyelim? Ne diyelim? Ya isimleri bir kenara bırakarak konuşmayı tercih ediyorum ben genelde. Şöyle bahsedeyim. Hata bana kalırsa sezon başında yapılan transferler ve sezonun son günü yapılan transfer sezonun son günü yapılan tamam. Transferler. Hata Sakarspor'un kongre tarihi. Hata Sakaryaspor'un o 2 aylık süreçte kimsenin masaya yumruğunu vurmaması. Hatta bugün Sakaryaspor'un bu konumda olmasına göz yumanlar abi hata. Hataya vesile olanlar da bunlar. Sen şimdi bu kadroyla hata
Erdi diyemezsin. Metin, erdi bunları, zaten. Metin biz bunları biliyoruz ama ya. Evet, bunları bize anlat. Bak abicim. Senin yaptığın. Bak canım hata kardeşim. Demiyorum, tamam da. Demiyorum. Bak, ben hepsinin faturasını. Ama bak bir şey söylüyorum. Mesut Hoca'yı keşfet. Canım kardeşim yanlış. Bunları şimdi biz biliyoruz. Bunların idrak ediyoruz. Bu sıkıntılar oldu. Sezon başı bir kaos oldu. Tamam. Ama biz şimdi kaosla alakalı bir şey konuşmuyoruz ki. Sağ dışını konuşmuyoruz ki. Yok ben de orada biz değilim. Biz sağın içini konuşuyoruz. Sen oyunculara, kadar... futbolcularına bu oyun taktik anlayışını yansıtamıyorsun. Kabul et. Veya kabul et, şunu kabul edelim, tamam oyuncular zayıftır, alamıyordur, taktiği alamıyordur, sağ içinde nabız çıkınca söyleneni unutuyordur, hata yapınca kulübeye bakıyordur, olur, futbolda bunlar var. Ben ruhtan bahsediyorum canım kardeşim, burası Sakaryaspor ya. Sen derbi ki, bak kötü oynarsın, çalım atamayabilirsin, frikik atarsın olmaz, direkten döner, her şey olur. Mücadele, mücadele, ısıracaksın rakibi. Adam Kocaeli Spor geldiğinde sahanın içine, sahanın içinde adama cehennemi yaşatacaksın. Adam diyecek kesinlikle ki haksın. Geldik diyecek yani, eyvah diyecek. Harbiden'in bilenmişler. Abi adamlar çok rahattı. Bak ev sahibi gibi bize baskı pres uyguladılar diyorum sana. Ben başka bir şey anlatıyorum. Ya Mesut Hoca madem böyle inanmıyorsun bu gruba. Çünkü açıklamaların oraya çıkıyor. Ben anlıyorum seni de şimdi izleyici çok detaya bakmaz. Madem böyle bir futbolcu grubu var. Ya ben bugün Sakar, sen dedin ya az önce Sakaryaspor'a gel. Bak bir idman, bir hafta idmanda bakarım kim ısırıyor. Kim saldırıyor, kim durmuyor yerinde. Gel kardeşim zaten yeniliyoruz. Madem öyle devre arasına kadar malzeme bu diyorlar ya. Devre arasına kadar malzeme buymuş ya. Gel kardeşim inananlarla. Anladın mı? Böyle rakibe vurduğunda kemik sesi derler yani. Tekmelik sesi çıkanla oynarım. Oynarım. Kim bana bir şey dedi? Basın toplantısında dedim ki ben inanmışlarla oynuyorum. İnanmışlarla. İkna edilmişlerle değil. Mızmızlarla değil. Mızlananlarla değil. Ah oram ağrıdı. Ah buram ağrıdı değil. Çözüm üreteceksin, çözüm. Lider çözüm üretir, sıkıntı üretir. Sıkıntıların üstüne gider. Sen şimdi herkes kabullendi. Aa öyle değil. Değil abicim, futbolu bir daha bize anlatma yani. Bir daha futbolu biz çözmeye gerek yok. Teknik direktör sıkıntının üstüne gider. Takımı tedavi eder. Sıkıntıyı analiz eder. Mesut Bakkal'da şu anki sıkıntı ne biliyor musun? Yani hasta şimdi şeyde ameliyat masasında ağrısını, sancısını çözemiyor hala. Belli teknik ekipte de sıkıntı var. Yönlendirme yok belli. Nasıl Fernando'yu koydu santrafora, helal olsun dedik. Doğru. Şu anki Sakaryaspor'daki 11'de bu. Ama hala sıkıntı var. Savunmada sıkıntı var. Gol yiyor. Niye gol yiyen takımda hala aynı stoperleri oynatıyorsun? Kahraman oynat. Bir de Kahraman'ı deneyelim. Ama sen hiçbir şey denemiyorsun. Hep aynı tedaviyle gidersen bu hasta iyileşmez. Ve bu yenilgiler kronikleşir bak. Canım kardeşim maçlar daha sıkıntılı, maçlar oynayacağız daha. Kronikleşir. E bir de şimdi yaptığınız açıklamalar. E şimdi taraftarı da küstürüyorsun yavaş yavaş kendine. Bana sinkaflı kelimeler kullanıyor. E oyuncu grubunu eleştiriyorsun. Ama sen tedavi etmiyorsun ki. Tedavi edeceksin. Takımı bir tedavi edecek. İlk başta ağrıyı bulacaksın. Ağrıyı bulmadan hücum yalla hurra hurra. Böyle olur. Futbolculara bir kere futbol oynayacaksın. Futbol oynayacağız. Yeniliriz, kazanırız. İlk başta futbol oynayacağız. Pas yapacağız. Pas. 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 Pas kaybettik mi? Sahanın içinde. Topu kaybettik mi? Topu kaybettiğimizde aynı anda adama nefes aldırmayacağız. Birinci plan bu. Toplu oyun bu. Topsuz oyun bu. Bundan sonrası fantazi. Birebir at, friki kat, 50 metreden vur. Ben burada hocayı eleştireceğim tabii. Niye eleştirmeyeceğim? Burada birilerini konuşacağız. Oyuncu grubunu eleştirmedik. Hadi 6 hafta adamlar ne yapsın? Bak bırakmadı gitti etme. Ya kimse suçlu değil. Kim suçlu ya? Taraftar mı suçlu? En büyük çileyi cefayı onlar çekiyor. Bak şimdi bir dünyası ceza alacak. Adli para cezası alacak. Maça girme, stada girmeme. Deplasman cezası o bu. E stat da alacak. Kulübümüz alacak. Kim suçlu Metin? Kimi konuşacağız abim? Düşme potasındasın, uyandırayım sen puan ya. Durumunu bir göster. Ondan sonra ben seninle yorumlayalım. Bak, neyi konuşacağız? Haklısın. Pembe tablo çizme. Bak Mesut Hoca çok iyi gidiyor işte, takım uçuyor kaçıyor ya da Mesut Hoca'nın taktikleri müthiş. Mesut Hoca her şeyi en iyi yapıyor diye asla bir lafım yok. Biz takım neden kazanmıyor demiyoruz. Neden mücadele etmiyor? Ya, evet. Neden ısırmıyor rakibi? Burada tek kişiye fatura kesmek doğru değil diye söyledim. Ya da hatta fatura yine Mesut Hoca'ya kesebilirsin ama... Hata olarak direkt bir hata olarak değerlendirmek doğru değil. Çünkü bana göre bugün Sakaryaspor'un başına hangi teknik direktörü getirirsek getirelim. İstediğin kadar uçabilirsin abi bu arada isimler arasında.
daha yukarıya ya da daha ne kadar yukarıya çıkartabilirdi? Abi, ben burada hatanın direkt oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum Fuat abi. Mesut Hoca değil. Ya da Mesut Hoca, sen diyorsun ki o zaman mücadele edenler. Seni söylediğinle, şey yapalım mı? Hani böyle senin söylediğini, sen diyorsun ya oyuncu grubu. Evet. Ben sürüyorum seni sahaya. Abi kimi sürsün ki bak? Ya inanmışları. Abi yeri ısırmışları. Ya bak canım kardeşim. Bu takım ruhu yok bunlarda. Bu ekip ruhu yok. Ya benim kardeşim bak dilimde tüy. Ben de sağda bu konuda dilim, eksik bir sakat. Dilimde tüy bitti. Zaten. Kötü oyna. Pası taça at. Şut çek. Out olmasın. Taç olsun çektiğin şut. Her şeyi kabul ediyorum. Bas abim bas. Adam hissetsin yani. Sakarya Spor stadında eyvah desin yani. Adam panik yapsın. Adamlar alıyor, dönüyor, veriyor, gidiyor. Ya adama yedireceksin dirseğini, her şeyini. Adam diyecek ki eyvah deple. Geldik ev sahibi basıyor bize. Bu konuda sana çok hak veriyorum. Nasıl? Ama hocanın ya da direkt hoca üzerinden yine gitmeyelim. Ya kulübede kim var abi sahaya girip senin dediklerini yapacak? Ben de aynı fikirdeyim seninle. Atıyorum orada eksik olan bir futbolcu yerine, bu duyguları taşımayan bir futbolcu yerine başkası çıksın oynasın. O zaman abicim devre arası bu takımın komple yenilenmesi lazım sen böyle konuşursan. Ya direkt transfer ya, anlamında diyorum. O kadar ileriye gidilmese de ya belli başlı dokunuşlar şart. Kesin olacak. Ya atıyorum Erdi iyi oynamayabilir senin dediğin gibi. Hata yapabilir ama mücadelesinden şüphe edilmemesi gerekiyor. Ki bence takımda parmakla göstereceğimiz bir tane futbolcu varsa o mücadeleyle, hata yapsa da yanlış yapsa da o hırsı sahaya yansıtan 2-3 futbolcudan bir tanesi de Erdi'dir mesela benim kanımca. Evet çok eleştiriyoruz ama mesela kimileri de... Mücadeleden kastın... Ya burasının, yani, burası benim evim diyen sahada... Sakaryaspor her maç gol yiyor. Yani nasıl yapacağız onu? Abi, yeni Malatya gibi, hariç. Dediğim gibi hatalardan bahsetmiyorum ben. Tamam. Mesela iyi diyorsun dün, ya. Dün oynanan yok iyi diyorsan ben rakamlara bakarım. Hayır ama bak. İstatistiklere de bakarım. Kötü, Erdi kötü bir performans gösteriyor. Gol yiyorsun. Tamam kötü bir performans gösteriyor. Gol yiyorsun. Tabii ki gol yiyorsun. Berabere kal. Evet Erdi'nin performansı kötü. Gol yediğin... Ama Erdi dün akşamki maçta burası benim evim dedi bence yani. Nasıl demedim dedik? Sence? 1-0 yenildik. Abicim ama sen de dedin ya az önce Fuat abi kötü oynayabilirsin. Ama tamam da hayır bak hayır. Kötü mücadele edemezsin bak, diye. Bak canım bence... kardeşim ben bunu söylerken kötü mücadeleden kastım. Sen savunma oyuncularıyla orta saha oyuncularının oyun stilleri aynı değil. Mücadeleden kastım savunma oyuncuları birinci öncelik gol yemeyeceksin. Ben şimdi tabelayı aldığımda gol yemiyoruz. Ne olursa olsun. Kesinlikle hatalar bak ne olursa yaptı. Olsun oyun disiplinine abicim, oyun planına sadık kalıyorsun zaten. Diyorsun. Bak dinle bir dakika şey ben orta saha... Orta sahadan bahsediyorum. Orta saha ısıracaksın. Isırılacak alanlar belli. Erdi adamı nasıl ısıracak? Erdi adamı birebir de hava topunda ısırır. Ben onu başka bir şey söylüyorum. Parlatma gol diyorsun. Kimseyi parlatma. Gol diyorsun. Rakamlar belli. Durum belli. Olduğumuz konum belli. Benim altını çizmek istediğim konu tamam mı? Takımda sen diyorsun ya komple takımın gitmesi lazım o zaman ya da büyük bir kısmı. Hayır anlattığından ben evet, senin çıktım öyle konuştum. Madem ben, böyle. Ben anlattığım şeyin kesinlikle arkasındayım. Tamam. Takımın büyük bir kısmı olmasa da belki de yarısından biraz azı, yarısına yakını değişmeli. Özellikle ilk 11'den bahsediyorum. Kulübe çok daha yukarıya çıkartılmalı. Daha az hata yapan ama mücadeleci yani burasının evi olduğunu hisseden, anladın mı? O adiyetle sahada oynayan futbolcular. Bunu kim sağlar? Bunu yönetim sağlar abi. Ne yönetim? Yönetim niye? Ya yönetim niye sağlayacak? Yönetim gelmiş senin kardeşim ne kadar maç başın primin alacağın vereceğin. Hayır, işte paket. Sen işte, hocaya bağlısın. Yani 500 gol atarsan bu kadar, 20 asist yaparsan bu kadar. Yönetimin yapacağı iş bu. Transfer yönetimi yapar ya o anlamda diyorum. Tamam. Yeni gelecek isimlerde buna dikkat edin. Bu kamçıyı kim vuracak? Onu oyuncu imza attıktan sonra yönetim tabii mi? Geri kalanını hayır. Teknik heyet halleder. O tarafını. Tamam işte. Biz de bunu söylüyoruz. Canım kardeşim her yol futbolcularla hocaya çıkıyor. Bunu kabul edeceğiz. Bunu kabul edeceğiz abicim. Hiç burada şey yapma. Yani burada 1,5 aydır takımın başındasın. Yani Suat Kaya'dan geçen bölüm dedim. Erhan'la ikiniz bana aynı anda geldiniz ya. Abi sen de ne yapıyorsun? Suat Kaya'dan bir tık. Yine cümlemini bir tık. O zaman Mesut Bakkal'a ne gerek vardı? Çağırdık Sakaryalı bir hocam. Melmetin Osman. Dur başında. Dur çünkü bu malzeme bu. Devre arasına kadar bu malzemeyle böyle gitseydik. Niye şimdi Mesut Bakkal'ın tazminatı ne kadar? Bilmiyorum. Adana'da ters bir skor olursa ne olacak? Ondan sonraki ne olacak? Daha 6-8 hafta var dedin. 8 hafta kaldırır mı tribün bu işleri? 2-0, 3-0, 4-0. Abicim ama bak
kitleye göre konuşalım. Geniş konuş. Hani olaya çok geniş bakalım. Hı hı. Çünkü ben şehrin, türbünün az çok tepkisini biliyorum yani. Şimdi 8 hafta Sakaryaspor taraftarı mağlubiyeti, beraberliği kaldırır mı hiç galibiyetsiz? Asla kaldırmaz. Neyi konuşacağız şimdi? Ya o zaman çok daha farklı şeyler konuşulur zaten. Ama canım kardeşim bak yine söylüyorum. Bunlar hep arşivde dursun. Bunu kollayalım. Aman hocaya basmayalım. Aman Erdi'yi demeyelim. Sakaryaspor düşme potasında. Asla öyle bir tavrım yok. Hocayı da eleştirelim. Ben Erdi'yi örnek olarak verdim bu arada. Sahada en azından ya burası benim evim diyen futbolculardan birkaç tanesinden birisi derdi. Hocayı da eleştirelim. Ama ya yani direkt bir hata olarak sınıflandırmayalım ya da sadece onu ön plana çıkartmayalım. Birçok hata var bugün Sakaryaspor'da. Dün alınan sonuçta da birçok hata vardı. Yani ya. bunun ya yani tek sorumluluğu ya yani bütün yükü bir kişiye vermeyelim diyorum. Ama bak çok büyük hatalar var. Biz aynı yerdeyiz ama senin de farklı işte bak Sakaryaspor demeyelim de Türk futbolunun en büyük problemi lider cesur olacak, karar alacaksın. Madem malzeme kötü, her maç sıkıntı duyuyorsun, ezile büzüle basın toplantısı yaptırıyorsunuz ya bana, oyuncu grubu. Kararlı olacaksın ama. Tamam kardeşim, benim göbek bağım sana kesilmedi. Zaten iki yiyorum, üç yerim. Gel Mehmet, gel Ahmet, gel Altı, gel oğlum. Basın oğlum. Bak. Basın oğlum, basın. Hiç pas istemiyorum. Ara pas. Basın, saldırın, saldırın. Oturturum yanımda. Yanımda baktım kulise giriyorlar. Yedek kalınca biliyorsun bu. Yani dengeler var ya kulübün içinde böyle yürüyenler. Pas pas. Geç abi tribüne. Geç taraftarla çekirdeki. Bu kadar. Karar evet. Alacaksın karar. Madem devre arasına kadar bu oyuncu grubundan memnun değilsen keseceksin. Futbolda kesme diye bir şey var. Bak oğlum. Şey pardon bak Metin. Estağfurullah. Yani bak kardeşim. Bak futbolda bu kronik. Gelenekçilik var. Bu kadro yendik ya. Şimdi biliyorum futbolcular var. Bazı futbolcu hocalar var. Çanta gibi bardak gibi taşır. O kulübe gider gel gel. Bir kere uğurlu geldi ya ona. Ya ne alaka? Bu ne yani? Nazar boncuğu mu bu? Ne bu? El gittiğin yere bunu götürüyorsun. Değil. Futbolcuya bunu hissettirin ha. Oynar. Seninle oynar ama. Sahada oynamaz. Seninle oynar. Gel kardeşim kararlı. Hadi. Hadi verdiğim şansı iyi değerlendirecektin. Evet. Bu futbolda bu var. Çok haklısın. Gelenekçilik var. Hepsinde yapılması var. Gereken de hepsinde ama var. Burada hocanın kolunu bak haklı demiyorum yine. Seni de çok sinirlendirmek kesecek istemiyorum. Kesecek sinirlendirme değil. Yok benim tarzım bu. Hayır Metin benim tarzım bu. Hayır. Abi bak anlamadın şu. Ben buradan Mesut Bakkal'a sesleniyorum zaten sana demiyorum. Yok. Israr etme. Etme ısrar. Kes abi kes. Kes ya. Bak burada abi şöyle haklısın söylediğinde bence hocanın kenarda 3 tane daha futbolcusu olsa senin dediğini yapar direkt. Bahsettiğin tarzdaki oyuncuları direkt keser. Gerekirse kulübeden, gerekirse tribünden, gerekirse stada bile almaz. Tamam. Bence. Ama işte niye ama ısrar ediyoruz hala? İşte elini kolunu bağlayan hocanın. Bağlamış işte bak. Abi bağlıyor çünkü ne bağlıyor? Futbolcu yok abi yok. Tamam abi olanla idare edeceğiz. Bakacaksın en hırçını kim? Abi senin dediğin de şimdi. Ama zaten yeniliyoruz. Abim kolay. Zaten. İki yerdim gerekirse dört yerim işte Mehmet sen ama gel. Ama açıklama oradan. Yapacaksın taraftara diyeceksin bunu ki. Bunu çok kolay. Kardeşim diyeceksin bu oyuncu grubundan. Ama anlamaz taraftar. Hayır anlar. Nasıl anlar biliyor musun? Anlatırsın nasıl anlamayacağım? Bizim taraftarımız zeki anlar. Metin anlar. Diyeceksin ki ya benim inanmıyorlar. İstediğim oyun performansını sahaya yansıtamıyorlar, ısırmıyorlar, hırslı değiller, takım ruhu yok. Abi ben... o zaman ok yine sana döner. Tamam dönsün, ya. Dönsün risk al. Biz bunu da görür orada onu överiz, helal olsun deriz. Bunlara böyle göbek bağını bağladığın için. Ya göbek bağı bağlanmış, keseceksin. Kes, kes. Zaten yeniliyoruz Metin. Yani bak şimdi şöyle bir şey yapalım. Ne kadar haklı olsan da çok zor. Tamam abi. Zor değil. Karar alacaksın değil. Metin'cim bak 11 hafta vardı demiştik. Şimdi 8 hafta kaldı dedin. 7 hafta. 7 hafta diyelim Metin. 7 hafta boyunca Allah göstermesin. Tabii ki sonuna kadar Sakaryaspor'umuz elinden geleni yapacak. Şimdi 8 haftada istediğimiz şeyler olmadığında şöyle bir şey çıkacak ortaya tablo. Puan durumu olarak çok kötü yerdeyiz. Olacağız. Evet. Doğru mudur? Doğru. Futbolcuları yollayacağız çoğunu diyelim. Devre arasından hayal bir kesme. Sirkülasyon olacak. Evet. Sirkülasyon olacak. Şimdi bunların tazminatları olacak. Karşılık bilmiyoruz. Mutlaka, maddeleri mutlaka. Bilmiyoruz. Şimdi hepsinin var neredeyse. Şimdi maddi anlamda futbolcuların giden olacak. Şimdi hep kayıp gidiyoruz bak. Puan durumu kayıp. Oyuncu maddi anlamda kulübü mali anlamında kayıp. Şimdi bu kaostan bir şey çıkması lazım.
Benim bu yönetime, gelen yönetime bunu dedim. Bunu demek istedim. Ya bir hocayı yakalarsın, hoca çıkar, ya bir tane oyuncu bulursun. Dersin ki çok kötüyüz ama bir tane oyuncu bulduk. Oyuncu da bulamıyoruz. Takım kötüye gidiyor. Oyuncu grubu sıkıntılı. Transfer yapacağız. Ayrı bir mali yük. Gelen oyunculara ne vereceğiz? Çiçek vermeyeceğim, para vereceğim. Gidenlere tazminatları olacak. Federasyona vereceğim diyecek. İlla bir giderken bir tanesi federasyona bir şey yapacak. Dosyayı verecek. Kılçık olacak yani. Ne kazandık? Maddi manevi kaybettik. Vakti kaybettik. Zamanı kaybettik. İnsan kazanmadık. Ama Sakaryaspor'da şey değil ki abim benim yani. Baksana yani borçlar, mali yükler. Şimdi bu takım bu borçla düşerse seneye ne yapacağız abim? Biraz açık konuşalım. Seyircimiz duysun her şeyi. Neyi konuşacağız? Ya umarız. Ya umarız. Tabii ki gönlümüz istemez. Biz Sakaryaspor için baksana sefer... linç yiyen insanlarız. Tabii ki sonuna kadar Sakaryaspor Metin. Bizim burada anlatmak istediğimiz ne biliyor musun? Biz şimdi kötü senaryoyu konuşalım. İyi çıkarsa taraftar burada bizi linç etsin. Lan konuşuyordun senin futbol bilgine. Desin susarız. Tamam abi deriz. Haklısın. Ama şu anki tablo iç açıcı değil. Kesinlikle. Yani bundan sonrası da Sakaryaspor için çok aydınlık görünmüyor. Umarız işler tersine döner. Yani bir şekilde döner. O kara bulutlar dağılır camianın üzerinden deyip. Israrcı olmazsak döner. Artık süremizin de sonuna yaklaştık Fuat abi. Kusura bakma, ben bugün çok konuştum. Estağfurullah. Metin yani böyle. Bunun için buradasın abi zaten. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani yine de söylüyorum, tabii ki Sakaryaspor büyük bir markadır. Olmaması gereken şeyler oldu derbide. Artık iki taraf için de geçmiş olsun mu diyelim, ne diyelim? Biz burada sonuçta ateşe körükle gidemeyiz. Biz burada sonuçta kamuoyunu aydınlatmak için elimizden geldiğince futbol bilgisini yansıtmaya çalışan insanlarız. Evet. Belki çoğu seyirci gereksiz diyordur. Belki çok hepsine her görüşe saygımız var. Diyelim ve artık bitirelim. Biz ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım artık dün yaşananlardan sonra bazı şeyleri sizler için aydınlığa kavuşturabilmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.